Cinsel yetersizlikle devam edelim dilerseniz. Evet. Şimdi cinsel yetersizlik, cinsel iktidarsızlık gibi rahatsızlara karşı ülkemizde bir bitki yetişir. Hatay yöresinde yetişen bu bitki çakşır kökü. Çakşır, Hataylılar çok güzel bilir bunu. Orada mesela keçi otlayan keçiler, başka yerde otlayan keçi bir yavru yapıyorsa burada otlayan keçiler birkaç tane yavru yapıyor. Şimdi bununla ilgili bu çakşır köküyle ilgili bilinen tarih binlerce yıldır insanlar biliyor, kullanıyor. Kısırlığa karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Yani birçok belge var, bilgi var. Çakşır kökünden elde edilen ekstrakt ama bunun çayının yapımından daha etkilidir. Ekstresi, özütü, damıtılarak elde edilen özütü daha etkilidir. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Şimdi erkekten kaynaklanıyorsa kısırlık tabii ki farklı, kadından kaynaklanıyorsa farklı. Erkekten kaynaklanıyorsa erkeklerin iksir alıverecek keçi boynuzu forte. Özel bir formül geliştirdik. Birleşimde çakşır, damyana, ginseng, yohun bin içeren keçi boynuzu forte. Keçi boynuzu varikozula karşı etkili, orşite etkili, epididimite etkili. Eğer kadınlardan kaynaklanıyorsa rahatsızlık, işte bayanlardaki rahim ve yumurtalıklarda kist veya miyom varsa, hormon anormalliği varsa, bayanlardaki hormon anormalliğine karşı ise kayıt forte. Kayıtla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Mesela sadece Marburg'da 33 bayan üzerinde yapılan araştırmada kadın doktorların asla çocuğu olamaz dedikleri bayanlara hayıttan elde edilen, hayıt ekstresinden elde edilen damla drajeler verilmiş. Hastalar 3 ay, bazıları 4 ayda tedavi edilmiş ve normal yolla bütün bu bayanlar hamile kalmıştır. Şimdi hayıtın birleşimindeki etken madde ne yapıyor da, nasıl etki yapıyor da hamile kalamayan bayanlar hamile kalıyor. Normal olarak hipotalamusun altında hipofiz bezesi var. Hipofiz bezesi böyle nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bütün hormon salgılayan organların orkestra şefi gibi. Bunun sapında toplu iğne başı kadar bir kist oluşursa buna mikroadenom denir. Nohut kadar bir kist oluşursa makroadenom denir. Makroadenom, mikroadenom. İki türlü kist oluşur. Bu hipofiz bezesinin sapında oluşabilir. Hayıt bu kistleri eritiyor. Ve bayanlardaki yükselen hormonu, yani anormal derecede artan prolaktin hormonu tekrar normal seviyeye dönmesini sağlıyor. Ve hamile kalamayan bayanlar normal yollarla hamile kalıyor. Hayıtla ilgili yüzlerce klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Eğer ki bayanlarda kist veya miyom varsa zerdeçal forte veya yoğurt otu forte de kullanmak gerekebilir. Evet, teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları.